Merhaba arkadaşlar, bir Farming Simulator 19 videosunda daha beraberiz. Şimdi sizlere bu videomuzda kuru ot yapacağız. Kuru ot inekleri yem hazırlaması için gerekli olan bir besin. Şöyle gördüğünüz gibi arsamıza çim ektik. Şu an hasada hazır, %100 gübreli. Bu arsamızı hasat ettikten sonra ot kurutma makinesiyle kurutup balyalar haline getireceğiz. Şimdi yavaştan işimize başlayalım. Karşımızda Krom marka bir çim biçme makinesi var. Bu çim biçme makinesi çiftliğimizi aldığımızda bize verilmişti. Ama olmayan arkadaşlar için çiftliğinde mağazaya geliyoruz. Şurada çim biçme makineleri. Kron Bic M450 380 bin euro. Buradan satın alabiliriz. Şöyle ufak arsadan başlayalım. Çim çok lazım olduğundan dolayı ben önce arsayı değil de arsanın kenarındaki yeşillik alandan başladım. Ekstradan bir tonaj bize versin diye. Arsanın kenarındaki çimleri de biçtiğiniz vakit dediğim gibi hem tonajınızı fazlalaştırıyor hem de balya sayınızı yükseltiyor. Güzel bir avantaj bence. Siz de öyle yapın derim. Ben her zaman arsayı tavaf yaparak ekiyorum veya biçiyorum. Kendim yaptığım zaman en boy olarak işlemi kısaltıyor. Daha çabuk
yapmanıza sebep oluyor. Tabii ki bazı arkadaşlarımız için bu işlem baş döndürebilir ama biraz daha avantajlı düz ekime göre. Biçerken de aynı şekilde uyguluyorum. Arsayı tavaf yaparak hem enlem hem boylam olarak arsayı azaltmış oluyorum. Sefer boydan gidelim. İki çeşidi en azından göstermiş oluruz. Hasat nasıl yapılır? Tercihler size ait. İsterseniz benim gibi tavaf yaparak yapabilirsiniz. İsterseniz dik veya yatay olarak şu anki yaptığım gibi tek yönlü gidiş yapabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, şu an tarlamızdaki çimi biçtik. Şimdi kuru ot haline getirebilmemiz için kuru ot cihazı almamız lazım, kuru. Evet arkadaşlar, aracımızı park ettik. Şimdi ot kurutma makinemizi almamız gerekiyor. Makineleri Kontingent 12.14T satın alıyoruz. Bunun için traktör alalım. Sekiz arımız var. 700 arımız var. Burada bir tane New Holland olması lazım tekerleklerde, yani büyük. T8 New Holland. beygir. Motorunu hemen yükseltelim. 320 beygir. Tekerlek durumu ağırlıklı, geniş, geniş ağırlıklı, çift tekerlek, arka çift, palet izi standart. Şöyle yapalım, palet izi yapalım, değişik bir traktör olsun. Hemen mağazanın oraya traktörümüzü girelim. New Holland T8.435 palet izli traktörümüz. Şuradan hemen Pottinger'in ot kurutma makinesine takalım. Arsamıza doğru yol alalım. Bu arada oynadığımız haritanın ismi Goat Country, iyi şehir Türkçe anlamı. Güzel bir harita. Ufak ve büyük arsaları var. Mağazayla çiftlik arası o kadar uzak değil. Yakın. New Holland. Benim rahmetli büyük dayım da vardı aynısından, ama o tabii ki tekerlekli versiyonu vardı. Güzel bir traktör. Şimdi hazır düzlükteyken iç mekanına bakalım New Holland'ın. İşte joystick'imiz ve ekran göstergelerimiz. Burada klima ayarlarımız. Evet arkadaşlar, arsamıza geldik. Diğer baştan başlayalım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Makinemizi açalım. İndirelim, başlayalım çalıştırmaya. Evet. Şu an görüyorsunuz zaten renk farkında. Hani gerçek çimenle kurutulmuş
çimenin renk farkını. Kalmasın. Yanaştıralım. Kısacık olanı hemen attıralım şöyle. Güzelce. Şöyle analiz olduğum için şimdi o çimen de kuru ot olarak almayacak. Sıkıntı çekeceğiz. Çiftliğin olduğu köşeleri iki sıra geçiyorum ki dönüşlerde biraz daha rahatlayalım diye. Traktör güçlü olduğundan dolayı ot kurutma makinesi çok hafif bir materyalden yapıldığı için tam dengeleyemiyor. Aslında bu New Holland alacağımızı keşke Fiat 1300 DT alsaydık. Eski klasiklerden. En azından daha iyi olurdu. Güç dengesi olurdu. Ot kurutmayla. Ama olsun. Bu traktör işimize de yarayacak ileride. Güçlü tonajlı romork ürünlerinde. Ya sen niye kalıyorsun orada arkadaşım ya?
Video çok uzun sürecek. İsterseniz kısa bir ara verelim. Namlı yapıcıya geçtikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an tarlamızı deki biçmiş olduğumuz çimlerimizi kuruttuk. Şimdi bunu böyle toplamak biraz zor olacak. O yüzden namlu yapıcı yapıp sıralamamız lazım ki daha kolay. Sizler için toplayalım. Şurada ot kurutma makinesini bırakalım. Namlu yapıcımızı da alalım. Namlu yapıcı da arkadaşlar çiftliğimizi aldığımızda gene çiftliğimizde bulunan namlu yapıcı. Siz aldığınızda eğer çiftliğinizde yoksa ben 2 lili hibiskus 1515 CD profil. Eğer sizde de yoksa çiftliğinizde hemen buradan mağazadan satın alabilirsiniz. Burada namlu yapıcılar. 4,6 metre Pontingen Top 462, Kun CR 314 8,5 metre, Kun GA 95 31 9,3 metre, Kun Hibiscus 1515 CD profil 14,8 metre. Burada da Kun Merge Max 902 9,1 metre. Yılınlar halinde getirir. Sonra yemlik vagonlarına ya da balya makinelerine boşaltabilirsin diyor. Bunu geniş bir makine. Güzel bir makine. Merge Max 902. Bu biraz gösterişli. Ama normal klasik sevenler için Hibiscus 1515 CDI profil yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Bendeki de bu. Şu köşelerden bir başlayalım. Makinemizi bir açalım. Bu makineyi çok seviyorum. Drone'a benzetiyorum makineyi. Drone gibi aynen. Uzaklaşalım. Şöyle makinemizi indirip başlayalım Allah'ın izniyle. Böyle arsanızdaki böyle dağınık haldeki hasatınızı toplu tek sıra halinde saman gibi biçer dövün arkasından çıkan saman gibi tek sıra haline diziyor namlu yapıcılar. Ve balya yapmanız daha kolay oluyor.
Evet arkadaşlar, namlu yapıcımız da böyle sırılıyoruz. Sırıldıktan sonra balya makinemizi kullanarak bunları kuru ot balyası haline getireceğiz. İşlem biraz uzun sürebilir, canı sıkılmış olabilir. Kısa bir aradan sonra tekrardan bu sefer balya makinesiyle karşınıza geleceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Namlu yapıcımızda arsamızdaki kuru otumuzu toplanabilir hale getirdik. Şimdi makinemizi kapatıp balyalarımızı toplam haline gelelim. Ben genelde balyalarımı tekerlekli traktörlerimle topluyorum. Şuradan John Deere 8400 arı alalım. İçerisinde saman var. Yeni bir makine alalım. Malzemelerinizi isterseniz kısa tuş P tuşuna basarak direkt mağazaya menüsüne girip de alabilirsiniz. İsterseniz mağazanın kendisini de gidip alabilirsiniz. Ama mağazadan aldığınız ürünü çiftinize getirebilmeniz için muhakkak mağazaya bir araçla gitmeniz gerekiyor veya yeni bir araç alıp araçla birlikte çiftinize geri dönmeniz gerekiyor. Şimdi biz mağazamıza gidiyoruz. Ürünümüzü mağazaya gidip alacağız. Kısa tuşla almayacağız. Ben genelde ürünlerimi hep kısa tuşla alıyorum. Şuraya, köşeye. Traktörümüzü park edelim. İnelim. Ve mağazamıza girelim. Şurada Case 600 çift teker. Buradan balyalama teknolojilerinden
Lisi 1290 diye alacağız. FBB 3135 alırsak fermanteli alıyoruz. Biz fermantesiz olanı alacağız. İşimize çünkü o yarıyor. Ürünümüzü aldık. Şurada görüyorsunuz. Traktörümüzü binelim. Açıl susam açıl. Kumlisi 1290 diye balya makinemizi taktıktan sonra istikamet çiftlik. İç kısımdan kullanalım. Kameramızı düzeltelim. Şöyle alt taraftan başlayalım. Üstten hiç başlamayalım. İlk önce balya makinemizi açalım. Asansörümüz indirip çalıştıralım. Ve krot balyası yapmaya başlıyoruz. Bakalım ufak arsamızdan kaç tane kuru ot balyası çıkartacağız. Saman balyası 16 tane çıkıyor bu arsamızda. Kuru ot balyası kaç tane çıkacak ona bakalım.
Evet, şu an balyalarımızı yapıyoruz. Balya makinesinin arkasından görüyorsunuz. Buruklar, sabanlar ve ot kurutma makineleri gibi araçlar ot kurutma balyası yapabiliyor. Şöyle gösterebiliriz. Bu balyaları yapabilmemiz için kullanmış olduğumuz araçlar, ilkten çim biçme makinesi aldık. Krom marka. Ondan sonra ot kurutma makinesi kullandık. Biçmiş olduğumuz çimleri kurutup bal haline getirebilmemiz adına. Tabii ki çok dağınık oldukları için bunları toplanabilir hale getirebilmemiz için namlu yapıcı kullandık. Namlu yapıcıyı kullandıktan sonra şu anki gördüğünüz gibi sıralı hale getirdik ve son olarak da balya toplama makinemizle balya haline getiriyoruz. Kuru ot balyası ne işe yarar derseniz arkadaşlar. Kuru ot balyası ineklerimizin tam tahıllı besinini yapmak adına, yani TKT diye geçiyor. Tam katkılı tahıl. Bunun için bize iki tane kuru ot balyası, bir tane saban balyası gerekli. Fakat hani biz bunu tek saban balyası, tek kuru ot balyası, geri kalanını slash, yani anıs olarak yapabiliriz. Bunu da makine kabul ediyor. Ama oyunun kendi bildiriminde iki tane kuru ot, bir tane saman balyası, geri kalanı da anıs olarak gösteriyor. Dediğim gibi hani tek kuru ot, tek saman balyası olarak da tam katkılı tağımızı yapabiliyoruz. Tabii ki anız bu sefer biraz da fazla gidecek. Siz isterseniz iki kuru ot balyası, bir saman balyası, geri kalanını anız koyabilirsiniz. İsterseniz tek kuru ot balyası, tek saman balyası yapıp geri kalanı anız koyabilirsiniz. O kadar çok dönmüşüz ki biraz toplamak dönerek zorlaşıyor. Böyle arsalarda ufak parçalar kaldığı zaman muhakkak toplayın arkadaşlar. Bir sonraki hasatta sizin için sıkıntı olabiliyor. Yani biçerken de ekerken de kalıntı bırakıyor arsanızda. Artık son turu atıyoruz.
Masamızda az bir şey daha kalmış. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar, şu an arsamızdaki tüm kurot tozlarını toplayıp bale haline getirdik. Makine içinde kalanlar için makinenin asansörünü kaldırıp kapatıyoruz. Ve Y tuşuyla makinenin arkasındaki balyaları çıkartıyoruz. Şu an toz halde 2832 kilo toz kurot kaldı. O da biz diğer tarlalarımızı ekerken oradan tamamlayacağız. Makinelerimizi şöyle hemen kenara bırakalım ve hemen toplamaya geçelim. Şöyle ortalık yere bırakalım, sonradan toparlarız. Buradan da artık traktörlerimizi ve makinelerimizi çıkartalım çünkü malzemelerimiz çoğaldı. Bre, bre, bre. Bişt. Nasıl Trakyalı sen be, kullanma bilmiyorum be. Hey. Hemen makinemizi açalım, başlayalım toplamaya. Ama 16 balyadan fazla tahminim. Bu bizim için güzel bir şey. Ne kadar çok balya bizim için o kadar çok avantaj. Çünkü tam katkılı tahıl yaparken en azından balya için uğraşmayacağız. Önce yol kenarlarını kenarlara alalım. Bu arada kesinlikle dışarı çıkmayın arkadaşlar. Şu an yasağın ilk günü, Perşembe günü. Ama dışarıda maalesef vızır vızır araba geçiyor, insanlar geçiyor. Hani hiç mi sağlıklarını düşünmüyorlar? Soru işareti bence. Tamam, sağlık çalışanlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Binlerce kez hani evlerine gitmiyorlar, hep bizim sağlığımız için uğraşıyorlar. Ama onların içindeki insanlar maalesef hani hiç sağlıklarını hisse sayıyorlar. Hiçe sayıyorlar. Hani virüs maalesef böyle böyle çoğalıyor. Evimizde kalalım. Ve hayatta kalalım. Sağlıkta kalalım. Sevdiklerimizi de bulaştırmamış oluruz. Yani. Bir an önce ülkemizin bu zor durumdan çıkmasında evde kalarak yardımcı oluruz. O yüzden dışarıda değil, evde kal. Evde kalın ve sağlıkla kalın. Evet, ilk 16 balyamızı
Şu an toplamış bulunmaktayız. 3, 5, 7. Toplamda 23 tane balyamız çıktı bu arsamızda. Evet. Sağ tarafa saman balyalarını koyduk. Şimdi sol tarafa da çime ve yani kuru ot balyalarımızı yerleştireceğiz. Asansör o tarafa doğru açılacak. O zaman buradan dönmemiz lazım. Şöyle girelim. Asansör sağda kalacak şekilde. Şöyle köşede. Mahşiye. Diye tuşuyla makinemizi açıyoruz. Makinemizi. Bağlarımızı bıraktık. Makinemizi topladık. Ve diğer baryalarımızı toplamaya geçiyoruz. Diyeceksin abi o kadar balyoyu nasıl yaptın? Arkadaşlar arpa buğday ekerek hasat ettik, topladık. Zaten bir önceki videolarımızda da hasadımız var. O yüzden tekrarlamam adına. Evet arkadaşlar, son iki balya. Son iki balyamızı da aldıktan sonra kuru ot balyalarımızı yapmış ve toplamış bulunmaktayız. Yani ekstradan 7 tane oldu. Bu 7 tane de şöyle duralım. Biz diğer arsalarımızdan tamamlayacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizlere kuru ot balyası nasıl yapılır onu gösterdik. Siz de çiftliğinizde kuru ot yapıp ineklerinizi tam tahıllı katkılı tahıl yapabilmeniz adına bir adım daha öğretmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir kusurumuz olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.